Çantaları alın. Alper. Aytu sen asansörü çağır. Yakup terliklerini giy. Ağır olmuş. Dur annem ben şey yapaydım. Kim yamaçtın? Dur saçını toplayayım da. Bayağı büyük. Hı? Bayağı büyük. Biraz ağır oldu ama dur bak. Ağır yapacak. Kutu zor oluyor ya, ona koydum. Hesap veriyor her şeyi. Hadi. Hadi bakalım. Annem böyle maske takmış gibi ya. Maske takmış. Şu anda maskeyi takmaya çalışıyorum. Hadi çabuk olun. Aynı çıkmasın. Herkese merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz bugün annemlere gidiyoruz. Hazırlandık, toparlandık. Günlerden çarşamba. Bugün günlerden çarşamba. Annemlere gidiyoruz. Birkaç gün orada kalacağız. Orada görüşmek üzere. Bunu açtı ya. Evet Aytu. Şu poşeti sen alır mısın? Yok yok. Allah sana bu poşeti ver ya. Onun şeyleri de içine koy. Hadi yürüyün. Yakup. Yakup. Nereye gidiyoruz? Yavaş düşersin. O ne? Hadi yürü. Hadi. Dikkat köpek var ya. Çocukların her birinin eline bir çanta verdim. İki sırt çantasıyla gidiyoruz. Hava da güzel. Öyle tam öğlen güneşine kaldım ama çok da sıcak değil yani. İnsanı bunaltmıyor. Hadi yavaş önüne bak. Bingo. Geldim. Şeftali ağacı. Küçük küçük şeftaliler var üzerinde. Hadi Yakup. Yakup her kapıya bir tık tık yapıyor. Hadi anne. Şimdi gelirken biraz ileride iki tane köpek vardı. Baktık böyle sakin sakin yatıyorlar. Hadi oğlum. Alper dedi, anne dedi, köpekten korkarsan dedi o bizim korktuğumuzu anlarmış. Hiç korkmadan yanından geçin dedi. İyi dedim oğlum, senin sözünü dinleyelim. Gene de biz azıcık yolu kıvradık, korktuk gene de. Çünkü bir tane de değil, iki tane birden. Ben bir tane şey kedi sandım. Zeytin ağaçları. Zeytin. Üzerinde zeytinler de var. Hadi oğlum, hadi oğlum biraz ilerle. Nereye gidiyoruz Yakup? Gelele. Nereye? Gece gidiyoruz. Anneanneye. Geceler. Yeğenim de annemde. Bir haftadır annemde kalıyor. Gerçi yaz başından beri hep annemde kalıyor da köydeler. Annem köyden geleli bir hafta oldu. Her gün arıyor beni. Hala ne zaman geleceksiniz? Hala ne zaman gidiyor? Halam geleceğim. İşte pazartesi salı Aylin'in okulu var. Gelemem. Ancak çarşamba günü gelirim falan. Bugün sabah arıyor. Hala ne zaman geleceksiniz? Hadi Yakup. Hadi anne. Dedim hala mezan okulsun. Namazı kılayım. Çıkacağız. Hazırlandık. Sabırsız bekliyor bizi. Neyse bir gidelim bakalım. Hazır yolumuz kalmadı. 5 dakikalık yolumuz kaldı. Zaten yürüme mesafesi 10 dakika. Hadi bakalım karşıya geçeceğiz. Evet, Begonvil. Çok güzel. Kopar. Yakup, geldik mi? Yoruldun mu? Hadi gel hadi. Geliyor, geliyor. Biz geldik anneme. Yorgun savaşçılar. Yoruldunuz mu? Çok. Hadi dinlenin geçer. Biraz dinlenirsiniz.
kendinizi yola atarsınız arkadaşlarınızın yanına. Bunlar. Yoruldunuz mu diyorum, yorulduk diyorlar. Hadi koş gel. Hadi abi bir de yorsana. Bir de yor, yor, yor. Yakup. Nereye geldik? Nereye? Annen neye geldik? Annen ne de unuttuğumuz emzikleri bulduk. Bu bir de, bir de ağzındaki. Biz her gittiğimiz yerde emzik kaybediyoruz. Annem bulmuş bunları kaldırmış. Ay, bu ne? Bir de oyuncağımız. Bu oyuncağı da geçen geldiğimizde unutmuştuk burada. Tamirat yapıyor. Kızım sen ne yapıyorsun Allah aşkına? Farkı. Otur ama otur olmaz. Otur. Kız otur. Şımarık. Ne oldu? He. Annem çayı demlemiş, fokur fokur kaynıyor. Şuraya da hemen böyle yanına, çayın yanına bisküvi çıkardık. Bir de bakın annem böyle hamur da yoğurmuş, mayalanmış da hamur. Bayağı mayalanmış. Benim çocuklar bazlamayı seviyor diye anneannemizin bazlaması deyip duruyorlar. Annem biz gelmeden hamuru mayalamış bile. Birazdan çocuklara bazlama yapacağız. Şimdi dedik önce bir çay içelim biraz şöyle. Öğlen çayı biliyorsunuz ben her gün çaysız duramam. Her öğlen çayımı içerim. Saat şu an 3 olmuş. Çaysızlık başımıza vuruyor. Annem kahve mi yapayım çay mı dedi. Anne dedim önce çay. Önce bir çay içelim. Zaten kaynıyor. Doldurayım hemen çayımızı da. Yakup. Sen gene karıştırmaya başladın ha. Elleme kuzum. Geleceğim diyor. Biraz daha karıştıracak bir şeyler baksın da. Şimdi ona yeni karıştıracak şeyler çıktı. Çekmeceler, dolaplar çıktı. Hadi gel. Yakup bisküvi yiyecek misin? Ona su mu dolduralım? Ha, sen biberonuna koydun ben su. Şu annenin su. Tamam dur o zaman dur. Bekle. Hayır. Geç sen. Sen geç. Geç ben getiriyorum su sana. Bunlar şişeleri. Anne bunu herhalde yeni mi aldın? Mutfak şey kokuyor. Kimyon kokuyor. Yeni çektirmiş herhalde annem onu. Hadi çantalarımız da orada durdu vallahi. Çayımızı içelim. Biraz soluklanalım. Ondan sonra çantaları yerleştirelim. Hı? Tamam. Saat 5'e geliyor. Yakup'u uyuttum. Tabii şimdi değil. Yaklaşık bir saattir uyuyor Yakup. 4.30 gibi falan uyuttum. Ailenin de uykusu var. Ama Erdem abisinin telefonundan video izliyor. Telefon değil tablet. Şey tablet pardon. Evet. Pardon. Senin üzerine bir örtü getireyim kızım. Çünkü sen birazdan uykuya dalarsın. Uyuyunca üşürsün. Benim çocuklar gelir gelmez anneannelerinin yatağını bozmuşlar. Şöyle düzenleyeyim de geri. Şurası Aytuğ'un yeri. Biz ne zaman gelsek Aytuğ bu yatakta yatar. Anneannesiyle beraber. Anneannesinin yatağı şurası. Aytuğ illaki anne ben anneannemle beraber yatacağım der. Ben de hiç karışmıyorum. Zaten buraya geldiğimiz zaman çocuklar yerini biliyorlar. Burası Aytuğ'un yeri. Biz salonda Yakup, Aylin ve Alper. Biz üçümüz orada yatıyoruz. Aytuğ burada yatıyor. Ben diyor anneannemle beraber yatacağım diyor. Ben de karışmıyorum. Yatsın diyorum. Şimdi şurada anneannemin örtüleri var. Annemin böyle büyük bir dolabı var burada. Bu dolabın bir kısmını şey olarak kullanıyor. Bu tarafa işte yataklarını, yorganlarını falan koyuyor. Şöyle
düzenli bir şekilde. Şöyle göstereyim. Düzenli bir şekilde koyuyor. Biz geldiğimiz zaman çok karışıyor ama tabii ki tekrardan düzenliyorum. Bu tarafa da kıyafetlerini falan koyuyor. Burası iyi oldu böyle annem için. Böyle büyük bir dolaba ihtiyacı vardı. Birkaç sene oldu annem bunu alalı. Bayağı büyük, altı gözlü. Şöyle. Aynalarını da kendi taktırdı. Aynaları yoktu. Şimdi ailenin üzerini örteyim. Kızım şunu üzerine örtelim. Yatıyorsun ya, uyuduğun zaman üşürsün. Çünkü senin de uyuman yakındır yani. Tamamdır. Ayaklarım hoş kaldığında yansıtsın. Şöyle. Bir de annemin evi serin oluyor. Alt kat olduğu için. Hadi sen yat. Tamam aşkım. Dışarıda oturacağım dışarıda. Küçükler yatıyorlar. Annem de büyükleri aldı, markete gitti. Ben de birazcık böyle keyif yapacağım. Dışarı çıkacağım. Şöyle dışarıya sandalyeyi koyacağım şuraya. Hatta çayı da ısıtsam mı acaba? Dün bir bardak da çay mı alsam acaba yanıma? Şöyle annemin çiçeklerine bakaraktan. Ne kadar güzel olmuş. Ne deniyordu buna? Kurdela. Kurdela çiçeği. Benim de var ya, bunları abimden getirmiştik. Abimin bahçesinden almıştık. Benimkiler, anneminki daha çabuk büyümüş. Benimkiler çok çabuk büyümediler. Kaktüs seven bir kız olarak annesini de kaktüsü sevdirmiş bir evlat oluyorum. Annem de kaktüsü seviyor, bakar mısınız? Artık ona da kaktüs aşkı aşıladım diyebilirim. Ay, annemin şurada en son geldiğimde şu kadar boyda olan çiçekleri vardı. Şimdiki şeklini şöyle sizlere bir göstereyim. Bakar mısınız? Kocaman olmuşlar. Ne kadar güzel. İşte çok seviyorum ben bunu. Hatta bundan da bir dal almıştım ben. Ben eve gittiğimde hemen ekememiştim. Tabii ki suya ıslamıştım. Suyun içinde çürümüş maalesef. Herhalde bu her çiçek suya ıslanmıyor. Bazı çiçeklerin hemen direkt toprakla buluşması gerekiyor. Ama şunlar suya ihtiyaçları var. Bunları sularız. Ne oldu kızım? Niye kalktın sen geri? Neyse, şurada oturalım da. Ay, azıcık. Annem şey dedi. Hiç dedi evde bir şey kalmadı dedi. İşte öyle oturursun. Evde hiçbir şey kalmadı dedi. Markete de tek gittiğim zaman dedi. Yani fazla bir şey getiremiyorum elimde. Bir poşet ancak getirebiliyorum dedi. Hazır dedi, çocuklar varken çocuklarla beraber gideyim. Her biri bir poşet taşısa bayağı bir evin ihtiyaçlarını alırım dedi. İyi dedim, götürsen büyükleri götür yanına dedim. Aylin bir ağladı. Anneannesinin arkasına ben de gireceğim. Kızım dedim, sen ayak bağı olursun şimdi. Onlar market alışverişi yapacak. Bayağı bir eksiği varmış herhalde. Deterjanda şuydu buydu. Ay, ben bile gelirken ıslak mendil getirmeyi unutmuşum yanıma. İyi mi? İlk defa böyle bir şey yapıyorum. Yani yolda aklıma geldi. Islak mendil koymadığım. Çünkü yolda bir şey oldu. Islak mendil gerekti. Tam çantayı açacaktım dedim, ıslak mendil yok. Ben koymadım ıslak mendil. Artık anneme söyledim, bana da al dedim bir paket ıslak mendil. Onlar öyle gittiler bakalım. Annem gelince bazlama yapacağız. Biraz bazlama yapacağız. Biraz da bakalım, patlıcan kızartıp yoğurtlamayı düşünüyoruz. Yaz yemeği çok güzel olur. Ben çok severim patlıcan yoğurtlamasını. Hele kabak yoğurtlamasını daha çok severim. Bir ara çok yapardım ben. Kabak yoğurtlaması bir ara çok yapardım. Hele o kabağı veyahut da patlıcanı yoğurtlarsınız. Sarımsaklı yoğurtla karıştırırsın. Yersin. Kalanını dolaba koyarsın. Ertesi günü onu al. O sarımsaklı yoğurt, o patlıcanın kabağın içine daha çok işliyor. Bir de kapaklı kutuya koyuyorsun ya, hani sarımsaklı kokmasın, dolabın içini kokutmasın diye. Aman Allah'ım, daha başka, daha güzel bir lezzet oluyor.
Vallahi ben çok seviyorum. Dedim tamam, bize patlıcan yoğurtlaması yaparız. Çocuklar da bazlama. Çay. Ne varsa, Allah ne verdiyse çıkarırız. Kızım dedi bugün böyle olsun. Yarına da başka bir şeyler yaparız dedi. Tamam dedim, hiç sorun değil. Zaten benim çocuklara bazlama ver. Tamam, başka bir şey verme yani. Anneanne bazlaması. Bayılıyorlar. Daha evdeyken diyorlar anne, anneannem bazlama yapacak mı? Dedim yapar oğlum, siz merak etmeyin. Geldik zaten hamuru yoğurmuş, mayalamaya bırakmış. Mayalanıyor. Bakarız artık. Yarın da başka bir şeyler yapar. Allah büyük. Öyle. Burada da kuş sesleri var. Duyuyor musunuz? Anne evi diye bir rahatlık var. Ben seneler sonra şey oluyorum. Hani yani yıllarca burada oturdum. Yani ilk evim burasıydı. 13 yıl oturdum. Hani anneme gidiyorum kelimesi bana tuhaf geliyordu. Niye? Çünkü annem alt katta. Bir merdivenle iniyordum yani. Anneme gidiyorum kelimesi değişik geliyor. Anne evi sıcaklığı, anne evi rahatlığı başka bir şey. Gerçekten öyle. Bir de anneanne yolunuzu gözlüyor. Kapıda karşılıyor, yolunuzu gözlüyor. Geleceğiz diye evi temizliyor. Yani normal günlük temizliği hepimiz yapıyoruz. Ama hani birisi geleceği zaman bir tık daha fazla temizlik yaparız ya. Annem yani biz bile gelirken düşünün. Gündüz mesela görüştüğümde iş yapıyorum diyor. Kızım orayı temizliyor, burayı temizliyorum. Yemek hazırlıyor. Kapıda karşılıyor bizi sağ olsun. Öyle. Anne evi rahatlığı. Gerçekten çok güzel. Buradan bütün annelerimizin ellerinden öpüyorum. Annesi ölmüş olanlara da Rabbim rahmet eylesin. Cennetinde mekanını versin inşallah. Ne oldu aşkım? Ayakkabımızı getirmedik ki. Terliğimizi getirdik. Hadi giy terliklerini. Ne istiyorsun aşkım? Abla dışarıda oynuyor. Hadi biz de oynayalım, olur mu? Ne oldu? Oy, uykudan uyanmış kuzum benim. Hadi gidelim. Abla yalnız kalmasın dışarıda. Hadi gidelim. Ver elini bana. Elin. Ben giydireyim mi? Ben giydireyim mi? Ah, ben giydireyim. Hadi. Gel. Abla arkadaşlarıyla oynuyor. Hadi gidelim. Onu da giy. Aferin. Elini ver bana. Hadi gidelim. Ay, kediye bak. Gel. Gel pisi pisi. Buraların pisliğine hiç demeyin ki. Aa, ne kadar pis bir ev. Göknur hiç annesinin evini temizlemiyor demeyin. Burası sabah süpürülüyor. Her sabah. Ve bizim komşumuzun begonvil çiçekleri var. Onun çiçekleri en ufak bir rüzgarda yaprak, çiçekler, yapraklar dökülüyor ve direkt rüzgar bizim eve doğru getiriyor. Evet. Hadi gel. Tabii sokaktan böyle cips poşetleri falan da geliyor. Maalesef yapacak bir şey yok. Abiler markete gitti oğlum. Aylin. Aylin, burada kızım, burada gözümün önünde oynayın. Aralara falan gitmeyin. Gel oğlum. Aytu, şu Yakup şaşırıyor. Gel beraber gidelim. Ver elini ver bana. Ali Efe ne yapıyorsun? Komşumuzun begonvilleri. Aylin. Gel kızım, oraya çıkmayın. Hadi bu tarafta. Olmaz, ayıp. Hadi gel. Annem marketten geldi şimdi. Evet. Şöyle... Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Markete gittim, çocuklara biraz yiyecek aldım geldim. Çocuklarla gitmişlerdi. Neler almış, şöyle kısa bir alışveriş videosu olsun sizlere. Çocukların sevdiği muzlu gofret almış. Şundan aldım. Şöyle kentrofik gofret yine. Bu da kakaolu. Bir dakika annem. Dostino muz aromalı
meyveli yoğurt, Yakup bir tanesini yemiş bile hemen. Yedi. Zaten gelir gelmez poşetlere saldırıyor çocuklar. Şöyle jelibon. Jelibonun da jelibon. Kolalı yine var. Bir tane daha. Kolalı. Evet, biri kolalı Aytu abinin için, biri de karışım ailen için. Her böyle markete gittiğimizde sipariş veriyoruz. Şöyle dost, 200 ml'lik kutulardan almış annem. Böyle gece midesi kaldıran hızlandığında içmek için tek parça halinde. Midemde ağrı var. Hayır, ve doğunca bundan içtiğim zaman rahatlıyor. Ben şurasını alıyorum. Ne fark ediyor? Hayır. Hadi anne. Tamam, iyi, hadi geç. Mande. Yine bu sütlerden. Mande. Şöyle aknazın. Mande. Yedim. Oğlum, tam yağlı peynirinden almış bir kutu. Tamam oğlum. Yakup yedin ya annem. Yedin yedin. Al al, o neymiş? Ye. Vay, çok da almış annem yedi. Şöyle ülkenin yönelik tiplerinden almış. Kaç tane almışsın bundan? Bayağı bir almışsın. Tamam, bundan yedin annem. Zaten annem sadece çocukların yiyeceğine para harcamış. Yine şu şekilde kapı olmuş ki. Oğlum. Sen demin ne almıştın bundan anne? Şundan yönelik. Yine sütlü çikolatalı. Al benim. Al beni. Eti brownie. Eti brownie. Alper bayılıyor eti brownie'ye. Yediler yolda, yediler. Yolda yemişler. Yarısını yediler yolda. Şöyle de kaçlı bu? Bu şey. Altılı. Kağıt havlu almış. Bu şekilde. Islak mendil ben demiştim biraz önce sizlere de söyledim. Evde unutmuşum diye. Şöyle iki paket herhalde. He, birini bana aldım. İki paket. Birini sana aldım, birini de bana aldım. Pazara ama yolculuğunda pazar yok. Yolculuğunda aldım bunları. Şöyle de kiraz almış annem yine. Bunun kilosu ne kadar? 10 liraymış arkadaşlar kilosu. Kızım seviyor diye elma da aldım. Ay 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 ay, kızım seviyor diye anneannesi şu kırmızı elmalardan almış. Ne kadar güzelmiş bu elmanın şeyi de. Yine süt. Büyük kutu sütlerden. Evet. Neye bakacağım? Elma almış anneanne. Akşam yeriz akşam. Neyi içiyorsun? Tamam, biraz sonra içersin. Sonra yediler ya, şöyle yediler. Şöyle yine Cardella'nın spagettilerinden. Benim çocuklar şimdi buna alıştılar. Diğer makarnaları yemiyorlar. Sadece bundan yiyorlar. Alem bu şey. Şöyle efsane pirinç. Bu 2,5 litre miydi? 2,5 kilo muydu? Evet, 2,5 kiloymuş. Efsane pirinç. Bir marketin bu efsane pirincini ben çok beğeniyorum. Pilavı çok güzel oluyor. Ya bu boynan annem. Yine 2 kiloluk da şeker de almış. Bu kadar alışverişimiz. Şimdilik o kadar. Şimdilik bu kadar. Yarısı çocuk yiyecek. Yes, çocuk yiyecek. Yani şurada 3-5 parça sadece pirinç. Evet. Peynir, şeker, bu yani bir de kağıt havlu. Hepsi çocuk yiyecek. Hepsi çocuk yiyecek. Evet, alışverişimiz. Bu kadar, toplayalım. Yakup Bey gördüğünüz gibi lavaboda suyu açmış, haberi elini yüzünü yıkıyor. Burada bir suçlu var. Burada bir suçlu var teyzelerim. Bakın ne yapmış biraz önce. Heh. Suyla oynarken 2 dakika sürmemiş. 2 dakika sürmemiş. İçinde atletiki atletine varana kadar ıslatmış. Okey. Şimdi komple suyu değiştireceğiz. Okey. 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 Yeter arayalım. He? He, öyle yapacağım zaten. Yedim. Ben değil çıkabilir miyim? Bence acaba? Seni yiyeceğim şimdi. Ben acaba çıkabilir miyim orada da? Yemem. Yiyeceğim seni, kaçma. Kaçma, kaçma, yiyeceğim seni. Geliyorum. Annem yine meşhur bazlamasını yapıyor torunlarına. Ya bak, var mı? Var, yok. 3 tane torunum var. Başka yöntem. Allah acılarını göstermesin. Amin, cümlemizin ki namit. Onun için bir şey ayarlayalım da. Ne yapayım? Çocuklar bunu seviyor diyor, bunu yapayım. Ne edeyim? Ne isterlerse onu yaparım da yemeyirler her şeyi. Benim çocuklar yemek seçtiği için annem çok zorlanıyor yemek konusunda. Evet. Ben gene bir şekilde uyduruyorum, bir şeyler yediriyorum evde. Ama buraya geldi. Biz geleceğimiz zaman
ne yedireyim ben Gökdur'un çocuklarına diye böyle kaygı çekiyor. Kaygı çekiyorum, ne yedireyim, Allah'ım ne yedireyim, ne yedireyim diyorum ki, neyse bir hamur vurayım, bazlama, yağlı bazlama yesinler, çayla, ayranla diye. Kola da almayayım, unuttum ha. Kola da alayım diyordum. Çay içsinler, çayı seviyor benimkiler. Şimdi bunu gönderelim. Vardı bazlamayı onun içine koyalım. Heh. Demin yağ kullandığında biter demiş. Kalktı geri, ben dışarı çıkmaya, oturmaya çıkıyorum diye kalktı, yanıma geldi. Ondan sonra da uyuyamadı. Şimdi uykusu geldi işte. Yoruldu da yürüyerek gelince. Ona bakma değil, vurmasın. Uyur şimdi, yesin. Ben de demledim, az bir şey dedim, aşama doğru.
Oraya gittim, orada oturdum, kapıda oturdum. Ondan sonra geldim, içeride oturdum. Tamam orada, annem, geliyorum. Orhan Dayıngıl geldi, kalktım dedim, bir şeyler yapayım, kahve dedim, yapayım. Geldim de yanmış buraya. Allah! Nasıl unuttum onu? Uçmuş. Başka bir şey var. Sence ne var? Çok sıcak, elin yanar. Şu alttakinden şundan alalım. Hadi. Şurada yağ var, getir yağ, sür de yesinler. Geçersin aç. Niye dursun istersen? Dur, şimdi tek tek şey olmasın. Öyle. Biri çabuk bitirir, bekleriz 2 saat falan. Evet. Hepsi bir pişsin, sofrayı sereriz. Öyle böyle ya. Annenle bağlaması bir farklı oluyor. Afiyet olsun oğlum. Ve bu yana anne köftesi olsa tam. Anne köftesi. Anne köftesini daha dün yedin. Evvelsi gün yedin. Evvel yedim. Dedim ya varmış daha dedim. Ne oldu? Niye küstün? Yakup, niye küstün annem? Kim küstürdü seni? Küsmüş mü? He. Kim küstürdü? Kıvırcığım benim. Oğlum. Abisi küstürmüş. Oy oy. Sinirli 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 gidiyor. Güle güle. Abinin elini bırakmıyorsun. Erdem abinin elini bırakmayacaksın, tamam mı? Defne nasılsın? İyiyim Defne, sen nasılsın? İyiyim, annene selam söyle. Yağlı bazlama. Mis mis. Yandan. Yanında da çay. Yakup. Ne yiyorsun aşkım? Bir dadır. He? Bir dadır. Sen yemiyor musun? Ayran bekliyorum. Aa, ben sana ayran vermedim mi? Gerçi Yakup'la beraber için hadi. Çayı fazla doldurmuşum. Çay içecekler diye. Tamam tamam. Tamam kızım. Sen yiyedir, getiriyorum ben. Yakup niye açtın onu? Kapattım. Oy, senin o ellerini seveyim ben ya. Tuh sana maşallah subhanallah. Ne güzel sardı. Aynen diye sabah varyantı ne? Ne yapmışlar? Nasıl oğlum? Çok ekşi sardı. Ekşi diyor. Ben çay istemiyorum. Ayran mı ekşi? Ekşi. Tamam ye ye, bir şey olmaz, bir şey olmaz. Anne yoğurt mu? Ama yeni daha yoğurt nasıl ekşimişim? Hayır yapma. Aynen. He oğlum he. Hadi ekşimiş yoğurt. Anne dur. Ne kuzum?